Pazar sabahından herkese merhaba. Bugün ev alışverişine gidiyoruz. Daha doğrusu mobilya alışverişi. Biliyorsunuz ki evde ufak tefek eksikler vardı. Özellikle salonda. Aslında sadece salonda. Pandemiydi, işte Bodrum'a gittim vesaire. Hala koltuğum yok. Kaç ay oldu? Şu koltuk işini halledelim. Artık yılan hikayesi gibi oldu. Bir salonu güzelleştirmeye başlayalım. Artık evdeyiz. Böyle uzun dönem bir yere de gitmeyeceğim. Bir güzel olsun. Eve gelince içim açılsın. Birkaç tane aslında bakmak istediğim marka aklımda var ama hepsi dağınık dağınık. Hani Avrupa yakasında da var, Anadolu yakasında, cadde tarafında da var. Babam şeyi önerdi, haklı olarak, tecrübe. Modako'ya gidelim, orada hepsinin şubesi vardır diye internetten baktım. Hepsinin şubesi varmış. O yüzden Modako'ya gideceğiz. Farklı markaların koltuklarına bakacağız. Ne istediğimi bilmiyorum, neleri istemediğimi biliyorum. Duvarların rengi değişecek, bitkiler gelecek, işte mobilyalar, kahve. Biraz daha beige tonlarında bir koltuk düşünüyorum. Şansıma da internet sitelerinde baktım. Birçoğunda da kampanya varmış. Bir gidelim bakalım, belki alırız, bugün hallederiz. Umarım böyle 1,5 ay, 2 ay da gelmez. Bilmiyorum. Bu arada üstüme şöyle etek ceket gibi ama çok yumuşak kumaştan bir takım giydim. Bunları alalı çok zaman olmuştu. Biraz üst özellikle bol oldu. Yapacak bir şey yok. Ama işte ay pazar günü. Ayağımı da sandalet giyeceğim. Çıkalım. Asansör selfilerim gitti. Sticker yapıştırmışlar. Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? Mobilya var. Bulur muyuz? Yani bulmasına buluruz. Da beğenmemem. Kalıcı kararlar vermekte zorlanıyorum. Şeyden de bahsedeyim. Hani niye ben koltuksuz kaldım? Şöyle... öncesinde koltuğum vardı ama senin depoya koyduk. Sonra ihtiyacı olan biri vardı. Ona verince ben koltuksuz kaldım. Bu arada hani eşyalarını aldı. Daha önce bir vlogda bahsetmiştim. Çok normal. Hani çocuk ne yapacak? Eşyalarını niye bıraksın? Bir problem yok. O konuda biraz yanlış anlaşılmışım sanırım. Ben eşyalarını aldı diye varyansını etmedim. Hani öyle saçma şey olur mu? Olayın içine beni niye soktun peki şimdi? seni sokmadım canım. Açıklıyorum hani. Çünkü senin mobilyan yok muydu? Niye mobilyasız kaldın, koltuksuz kaldın? Yorumları falan geldi. Bu arada nereden döneceğimizi biliyorsun değil mi? Biliyorum biliyorum. Bir yandan bakıyorum. Renk tonlarımız, model konusunda bir şeyim yok şu anda. L mi yoksa tekli mi, ikili mi, kafam... Hepsi, bütün opsiyonları açığım. Ama koyu renk... istemiyorum. Bence de hiç. Orta ton. Evet. Daha iyi. Her tarafa uyar yani. Yarın öbür gün kendi evine aldığın zaman ikinci defa koltuk almazsın. Dur şimdi onlara daha girmeyelim zamanı. Telefonla kamera arasında çok bir fark olmuyor galiba değil mi? Artık yeni telefonun kamerası vlog kamerası 4 senelik teknoloji oldu ya. iPhone Pro'nun kamerası bayağı iyi. Sen görüntüye bakıp mı söyledin? Yok. Sen kullanıyorsun videolarda mesela çok araba içindeki sahneleri kamerayı buraya yapıştıramadığım için evet. Sesten bazen anlaşılabiliyor arada. Mesela o kırtasiye alışverişi yaptığım videoda falan da hep genelde telefonu kullandım. Bayağı iyiymiş. Boşuna almadık işte. Şımarıklıkla almadık. Önümüzdeki haftalarda filan da bir seraya gidelim. Muz ağacı filan, büyük bir ağaç istiyorum. Salona. Yaprakları güzel. Artık sorumluluk alabilecek dönemimdeyim. Eve bir canlı bitki alabilirim. Ha, tamam, süper. Evet. Ha. Yeni araç için kablo almıştım. Şarj şeyi. Senin kıçımdan kablo çıkacak. Yani. Her tarafın kablo oldu yani. Ne yapayım? O kadar çok kablo var ki. Yaşam damarlarım. Yakında karıştıracaksın neyin, neye takıldığını. Yaşam damarlarım. Farklı. Biliyorum, benim de öyle. O yüzden çok suratsız, çok soğuk bilmem ne diyorlar. Üzüm üzüme baka baka olmuş demek ki. Halbuki gayet mutlu olduğum anlarda da ifadem. O Çinli mi?
Nasıl gördün? Evet, Asyalıydı galiba. Ne güzel ya, Asyalı geliyor burada bisiklete biniyor, süper. Bizim orada markette de çok aile görüyorum, çekik. Karışık olması iyi bir şey aslında. Çok expat falan var ya benim o tarafta. Hmm. Ama ilk bu pandemi patladığı zaman çekiklere karşı bir istemsiz şey vardı. Bir geriliyordum. İstemsiz oluyordu. Yeni mi geldiler bilmiyoruz ki. Ay dur. Pardon. O çok iyi oldu. Aynen. Düz düz sen. Şeyin tarihi belli oldu mu Kapadokya? Evet. 21'inde orada olacağız. Hı. Ne zaman döneceğimize biz karar vereceğiz. Baba kız kaçamağı yapacağız. Kapadokya'ya gideceğiz. Gidiyoruz değil mi? O zamana kadar hayatta kalırsak gideceğiz. Evet. Zor'da daha önce yerin altına inmiş miydik? İndik tabii. İndik mi? Ben çok geçen dardı. Sene de gittim. O kadar dar değil. Hı. Rahat gezebildim. Geçen sene ne zaman? Markayla bir marka götürmüştü ya Remington'la. Tamam. Kimliğimi kaybetmiştim ata binerken. Remington ne ya? Silah markası. Evet. Saç kurutması markası da. İlk ama askeri ama sanayi şeyiyle başlamış. Olmuş. Evet. İki gün öyle gitmiştim. Hatta ata binme şeyi ayarlamışlardı. Anlatayım kısaca. Evet, olaylı. Tamam, hatırladım şimdi. Otele check-in'i yaptık. Kimliği verdim. Hemen ondan sonra valizleri bırakıp tur ayarlamışlardı. Ona giderken ben de kimliği kot ceketin cebine koydum. Sonra gece odaya geldik. Bir bakıyorum kimlik yok. Ertesi gün ehliyetim yok daha doğrusu. Ertesi gün, bir sonraki gün döneceğiz. Uçağa bineceğim. Yanımda da ehliyet olduğu için kimlik de götürmemiştim. Ben kaldım orada. Otele jandarmayı çağırdılar. Jandarma tutanak tutturdu. Panikle seni aradım. Pasaport fotokopisi, kimlik fotokopisi, ne var ne yoksa hepsini göndermiştim. Ama bir stres olmuştum yani. Çünkü pandemiyle ilgili. Hayır. Önceki şeyler işte. Ha. Siyasete girmiyoruz şeyde. Uçaklara binmekle, kimlik kontrolüyle ilgili o sıkı yönetim tedbirleri devam ediyordu. Olan İki şu sene halden bahsediyor. Sıkı yönetim deyince ay bak. Sıkı yönetim dedim, evet. O hal şeyleri. Tamam, onu hatırlıyorum. Sıkı yönetim nereden? Sonra çıktı? Seni aradılar. Kaybolan kimliğini kaç ay sonra kim bilir? Sonra aradan bir sene geçti. Bir sene sonra mı? Bir sene sonra. Evdeyim. Bir Suriyeli mi yakalamışlar? Jandarma, usteğmen, asteğmen bir şey. Kimliğimi bulmuşlar. Bir Suriyeli erkeğin üzerinden çıkmış kimlik. Kesip onun da fotoğrafını yolladı. Bu arada tabii ben tutanak tutturup iptal ettirmiştim. Hani hiçbir problem yoktu ama tabii benim kimliğimin bir Suriyeli'nin üzerinden çıkması, erkeğin üzerinden çıkması Ankara'da biraz ilginç olmuş. Ha, bir de Ankara'da. Ankara'da evet. Ne yaptı? Peri bacalarının altında bulup cepleyip. Öyle olmuş demek. Öyle olmuş. Hadi bakalım. İlk durağımıza geldik. Nasıl? Şeyleri yumuşakmış da kadifemsi bunun biraz. Yakar mı? Evet, yok. Bu çok büyük zaten bana. Ama şeyi kötü değilmiş. Model olarak. Şöyle. İnce duruyor değil mi? Evdeki mobilyalarla uyumlu. Ama dokusunu beğenmedim çok. Yok, dokusuna bakmıyorum. Model olarak bakıyorum. Evet. Şeyi rahatmış oturması. Fotoğraflarda şundan farklı görünüyor zaten şey. Hani daha ucuz gibi görünüyor da. Sanki... Ben buraya yatsam sağmam ama. Televizyonun karşısında uyumayı sevenler burada mı? Artı birlesinler. Ha bak mesela bu hoş gözüküyor. Bunun kumaşı sanki daha şey ama çok tutar gibi. Çok delikli bir genişlik. Sen bunun genişliği hoşuna gitti. Evet. Derinliği daha zor. Ama bu rahat değil mesela. Otur bir. Çünkü mesafe yastık. Hayır, altın da poponun geldiği yerde rahatsız. He? Bir rahatsız durum var. Ha, geriye doğru mu gidiyor? Hayır, popomuzun geldiği tamam. Yer alt minder. İşte. Bu aynı zamanda yatak mı oluyor? Tabii.
böyle bir şey var buradan anlaşılıyor. Ha. Ha, yani şey olur, şu da açılıyor. Oynuyormuş, evet. Akşamları televizyon keyfi yaparken uzanma şeyi olabilir, evet. Ayrı ayrı satılıyor tabii. Tabii üçlüyü ayrı alabilirsin. Sadece üçlüye ihtiyacınız var. Bu üçlü zaten, o ha, ikili. İkili yatak oluyor, sabit. Bunda renk seçeneğimiz var mı? Keten olarak da yapabiliriz. Peki teflon türevleri var, hani leke tutmayan, silinebilen. Bunların teflon malzemesi koyuyorlar, o bizde yok. Ha. Yok mu? Yok. Şeyin maliyeti nedir? Ben hiç bilmediğim için soruyorum. 5 sene sonra yüzünü değiştirmek istediğimiz zaman siz yardımcı oluyor musunuz? Kaplatmanın bugünkü maliyeti nedir mesela? %50'si kadardır koltuğun. Evet, döşemeyle... Şey, kenar birleşim noktasında mı? Evet, potlukları... Potlukları, buradaki teşebbükler biraz daha farklı. Üst katta da varmış, bir bakalım mı? Bunun modeli güzel ama... Bunun fotoğrafını çektim ben. Ne düşünüyorsun? Ya model, bazıları çok uydurdu. Model fena değil ama kenarda potlar kötü var. Fiyatı ve modernliği son baktığımızın güzeldi. Bir de şöyle bir şey var. Sen böyle tek tek de alıp yarın öbür gün bir tane de alabilirsin. Tabii ki. Tabii ki. Ya şimdi çat diye iki tane ya da şey almana gerek yok. Bu çok Ikea var. Çok et kalınlığı falan yok buna. Üstündeki kumaş seni tatmin etmeyecek buradaki. Benim anladığım kadarıyla öyle bir durum var. İlk beraber aldığımız teflon kumaştı. Duckers'ın pantolonları gibi şey, leke tutmuyordu. Yani üzerine kola döküldüğü zaman akıyordu su. Anladın mı? Ama o natürel kumaş değildi. İşte o da dağılıyordu. Pazar pazar geldik ama bayağı boş, sakinmiş. Hangisi? Ayaklar kötü. Çok bir bekar evi şey yok mu? Yetişkin bir kadın mobilyası istiyorum ben. Tamam. Bak bu da yatıyor, yatak mı? Ama çizgilerini beğenmedim. Hayatım sen buna bakma. Hayır, yol yol, şu şey değişmiyor ki. Hayır, sen üstündekini de istediğini seçiyorsun. Yavrum bu modeli, ha, bu atmaları tamam, aradaki tamam, modeli. Gene aşağıdaki en güzelliydi. Hayır, görsel olarak bakıyorum ben. Ben ne zaman 7 kişiyi yan yana oturtacağım ki? Burada güzel koltuk vardı senin evine şey yaparken, hatırlıyorum. Benim evim mi? Eski benim evime. Ne desem bilemedim şimdi. Bunlar fazla büyük zaten. Koltuk diye gidip başka şeyler alacağım ha. Bu da uyduruk gözüküyor. Evet, evet. Bu zaten modüler, istediğin gibi şey yapabiliyorsun. Hı. Ayırabiliyor musun? Ayırabiliyorsun, evet. Oradan yine takmalıdır. Muhtemelen. Hayatta her zaman bir rahatsız olmak daha iyi. Of. Sürekli tetikte olur. Felsefe yapma, koltuk seçiyoruz. Felsefeli koltuk. Bak bunun ayakları da şey. Kalın, iyi. Bunun bir fiyatını öğrenelim. Modern duruyor. Tamam, bunu da çekebiliriz. Tabii. Bunları da kaldırıyoruz. Ama bunun tabii ikili daha şey, temiz. Bu güzelmiş ya. Değil mi? Ortasında hiç dikiş yok. Evet. Bir de istersen şunları şey yapabiliyorsun. Fazla şey. O yıkanabiliyor işte, çıkaralım. Ha, bunu yıkıyorsun. Bunları yıkayamıyorsun. Bir süre sonra bilmiyoruz, belki buradaki yıkanabiliyordur. 3 tane mağaza gezdik. 3-4 tane. Benim kafam dönmeye başladı. Oturduk bir yere, Modako'nun girişinde böyle büfe gibi bir şey varmış. Yani genel olarak çok bir şey beğenmedik zaten. Sen de bir şey söyle. Şimdiden kafam döndü. Son baktığımızı bayağı beğendim. Instagram'da hatta size anket koydum. Minimalist, o güzeldi de. Fiyatını değmez ama. Ama her gün üstüne oturacağım. Bak bu komik oldu işte. Ay bunlar da güzelmiş. Burada insanın dikkati çok dağılıyor. Evet, çok dağıldı dikkat. Öf, tamam hadi.
Ha, perdeci bu. Şundan alayım, bütün sorunlarım hallolsun. Şu dilimleri beğenmedim. Miraj işte, Miraj çöldeki şey değil miydi? Girmiyor muyuz? Vallahi dışarısı gözükmesin diye çok kapamışlar. Çok bir Maxim gazinosu gibi gözüküyor. İstiyor musun girmek? Böyle korktuklar ki hep böyle. Demet Akalın vibes. Ama öyle. Ama bu ahşapların rengi şeyle uymuyor benden. 3 saatlik gezme sonunda en çok beğendiğim model bu oldu. İki ayrı. Ölçüleri farklı. Evde detaylı konuşuruz. Daha sipariş vermedik, bakacağız. Koltuk başları şöyle oynuyor. Sırtları da tamamen geri gidiyor. İkisi de ayrı yatak olarak kullanılabiliyor. Havayı kararttık. Kaç saattir geziyoruz? Çok saat. Bütün Modako'yu gezdik. Tekrar başladığımız yere geri döndük. Tekrar baktım. Fiyatı sindirmeye çalışıyorum ama babam fiyatı sindiremedi. Daha sipariş falan vermedik. Bu bilgileri biraz sindirmemiz gerekiyor. Bir yerde bir şeyler içelim o zaman. Tamam. Şimdi eski köyümüze geldik. Biraz keyif yapalım diyorum. Sen ne dersin? Eski köyümüzde kalabiliriz. Evet, o kadar acıkmışız ki vlog çekmeyi unuttum. Yemeğimizi yedik. Kötü bir vloggerim bugün. Çok acıkmış. Şimdi eve geldik. Kargolarım gelmiş. Onları aldık, taşıdık aşağıdan. Yuvarlak bir aynam var. Bir de dresuar var. Buraya, şuraya koyarım fotoğrafını, kafamdakini. Öyle bir geçiş alanı, böyle bir dekorasyon yapacağız. Beraber yapacağız. Şimdilik dursun bunlar, uğraşamayacağım. Çiçek miçek, vazo falan da bir şeyler alacağız. Burada koridordaki böyle iki odanın arasında burayı o şekilde değerlendireceğiz. Kafamdaki o görseli de koyarım. Ona benzeyecek. Saat 2'ye geldi. Eve yeni girebildim. Köprüde de deli gibi trafik vardı. Bir saatim falan yolda geçti. Pazar gecesi. Neyse, son durumumuz. Lazoni'deki o ikili koltuğu çok beğendim. Ama fiyatları yüksek olduğu için 1-2 gün içime sindireyim. Böyle salonda yerini ayarlayayım. Gerçekten içime siniyorsa, çünkü hani o yatırımı yaptığınız zaman uzun yıllar kullanacağınızı varsayarak almanız lazım. Yetişkin kararı vermeye çalışıyorum burada. Çok içime sindi, babam da beğendi. Çok minimal, böyle aksesuarla, yeşilliklerle falan onu ev sıcaklığına getirebileceğimi düşünüyorum. Ortalama her yerde 7 hafta ile 6 hafta arası teslim atmış. Gene 1-1,5 ay koltuksuz kalacağım. 1-2 gün içinde karar vereceğim. Şimdi salonda ölçüp biçip nereye ne koyarsam, nasıl ışık olur, ışık nasıl alır falan. Onları bir içime sindirip gerçekten benimsediğim zaman, hani bir kendime 1-2 gün izin verdim. Sürekli ve her gün kullanacağınız, her gün göreceğiniz bir şey olduğu için ve salonunuzun da havasını etkileyecek bir şey olduğu için doğru bir karar vermeye çalışıyorum. Fiyatı çok uygun bir şey değil, yani yatırım gibi düşünebilirsiniz. Fiyat çok uygun değil. O yüzden sindirerek yanlış bir şey almamaya çalışıyorum. Şimdi bu bilgileri sindirmem lazım. Yarın sabah da erken uyanacağım. Şimdiden 2 oldu saat. Videoyu burada kapatıyorum. Artık düzenli vloglar gelmeye devam edecek. Evden çıktığım her gün vlog çekeceğim artık. Sizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.